Herkese selamlar, ben Murat. Aynı iki ürünü hem Amazon'da hem de Shopify'da sattım. Shopify'dan 2,5 ay içinde tam 4000 dolarlık bir kazanç elde ettim arkadaşlar. Zaten 6 senedir Amazon'da hali hazırda satıcıyım. Bu iki platformun kıyaslamasını size bu videoda çok detaylı bir şekilde, şeffaf bir şekilde, en önemlisi açıklamalarıyla beraber madde madde yapacağım. Videoya geçmeden önce şunu iyice bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Shopify ve Amazon gerçekten iki farklı mecra. Shopify bağımsız ve her şeyi kendi yaptığınız, sadece kendi web siteniz, yani özelsiniz arkadaşlar, bir yere bağlı değilsiniz. Ne kadar reklam yaparsanız, içerik çıkartırsanız o kadar fazla satış alacağınız bir mecra. Fakat Amazon böyle değil. Dinamikleri çok farklı. Amazon'da bir pazar yerine bağlısınız arkadaşlar. Yani şöyle düşünebiliriz. Sizin büyük bir AVM'de bir dükkanınız var. O AVM'de arkadaşlar günde milyonlarca insan geçiyor. Çok fazla işlek bir yerde. Aynı Amazon'da böyle milyonlarca müşterisi var ve çok fazla aranması var. Sizin de burada bir dükkanınız var. O yüzden arkadaşlar bunların ayrımını mutlaka iyi yapmamız gerekli. Şunu da videoya geçmeden önce söylemek istiyorum. Birkaç tane video izledim. Özellikle şundan gemi vurulmuş. Shopify'da suspend olduğumuzda, yani hesap kapatıldığında tekrar rahat bir şekilde açabiliyoruz. Ama Amazon'da suspend olduğumuzda hesabı açamıyoruz. Arkadaşlar biz private label, yani özel etiketleme iş modeli yapıyoruz. Dropshipping iş modeli yapmıyoruz. O yüzden Amazon'da bizim yaptığımız iş modelinde, eğitimini verdiğimiz iş modelinde suspend olma gibi bir durum söz konusu değil. Danışanlarımız, öğrencilerimiz suspend olmadı arkadaşlar Amazon'da. O yüzden bunun ayrımını mutlaka bilmek gerekiyor. Biz Amazon'da dropshipping yapmıyoruz. Bizim yaptığımız iş modeli private label diyorum ve artık maddeleri birbiri kıyaslamaya başlayalım. Birinci maddemiz pazarlama. Rakamsal olarak baktığımızda Amazon, Google ve YouTube'dan sonra dünyadaki en büyük arama motoru hacmine sahip bir pazar yeri. Yani şu demek oluyor bu: en fazla kullanılan arama motoru Google, en fazla insanlar burada bir şeyler arıyor. Ardından YouTube, ardından da Amazon. Şimdi şöyle bir baktığımda arkadaşlar bu çok çılgın bir şey. Çünkü Amazon'da sadece ürün araştırılıyor. Ama Google'da ve YouTube'da arayabileceğiniz milyonlarca farklı şey var arkadaşlar. Yani sadece ürüne karşı çok çok farklı her şey, daha doğrusu. Aslında Amazon'un ne kadar büyük bir mecra olduğunu özetliyor. Amerika'da yetişkin bireylerin %74'ten fazlası Amazon'da Prime üyesi. Prime üyeliği de Trendyol'daki elit üyelik gibi, YouTube'daki premium üyelik gibi arkadaşlar. Amazon'un imkanlarından vesaire faydalanabiliyorsunuz. Amerika nüfusunun %74'ü gerçekten çok çok büyük bir oran burada. O yüzden aslında siz buradaki müşteriyi kullanıyorsunuz. Yani sizin yapmanız gereken ekstra bir şey yok. Ürününüzü listelerseniz, fiyatınızı belirlerseniz, kar marjlarınızı hesaplarsanız, ürünü buraya koyarsanız satar ya da satmaz. Fakat Shopify böyle değil arkadaşlar. Shopify'da tamamen sizin yapacağınız pazarlama stratejilerine göre işler ilerliyor. Ona göre satış yapıyorsunuz. Artık reklamı nereden çekeceksiniz? İçeriği nasıl oluşturacaksınız? Facebook, Instagram reklamlarını, Meta reklamlarını nasıl kullanacaksınız? Bunlara göre tamamen değişkenlik gösteriyor. O yüzden Amazon'un kitlesini kullanmak gibi çok büyük bir avantaj var. Bu pazarlama avantajıydı. Geldik ikinci avantaja. İkinci avantaj ise güven arkadaşlar. Amazon'u Amazon yapan en büyük unsurlardan birisi hız. İkincisi de güvendir. Hızdan kastımız şu: insanlar sipariş verdiği zaman ürün hemen Amazon tarafından ya o gün içinde ya da bir gün sonra en geç müşterilerin evlerine ulaşır. Fakat Shopify'da böyle bir durum yok. Shopify'da kargolamayı siz yapacaksınız. Anlaştığınız kargo firmaları artık onu kaç günde gönderir. Hele hele Türkiye'den başka bir ülkeye gönderiyorsunuz, başka durumlar varsa, o zaman zaten iş değişiyor. Aynı şekilde Amazon müşteri memnuniyetine inanılmaz önem veriyor. Hatta bu bazen satıcılara problemli durumlar yaşatabiliyor. Fakat en nihayetinde bu da Amazon'un güvenilirliğini arttırıyor. Siz orada müşteri gözünden baktığınızda birçok ürünü kıyaslayabiliyorsunuz. Yorumlarına bakabiliyorsunuz. Bunlar gerçek yorumlar oluyor elbette. Ve buna göre seçim yapabiliyorsunuz. Alternatifiniz çok fazla. Fakat Shopify'da böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden güven Amazon'daki ikinci önemli madde. 3 ve gördüklerim karşısında beni en çok şaşırtan husus ise geri dönüşüm oranı arkadaşlar. Shopify ile Amazon'un geri dönüşüm oranları arasında dağlar var. Shopify'daki benim geri dönüşüm oranım 1.5 iken Amazon'daki geri dönüşüm oranım 8.5-9 civarlarında. Çok 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 farklı. Hemen bunları gerçek örneklerle göstermek istiyorum. Ekranımızı yansıttığımızda ilk önce ben Shopify'a geliyorum. Shopify'daki bakın kendi sitesine girdim. Was a good average e-commerce conversion rate in 2024 diyor. Yani 2024'teki ortalama geri dönüşüm oranları nedir diyor Shopify'da. Buradan alt tarafa geldiğimde bakın burada average e-commerce conversion rates are around 2.5%, yani 2.5 ile burada 3%, 3 arasında diyor Shopify. Burada işi iyi yöneten demirbaşlarının oranı 2.5-3 civarında yüzde diyor. Ama aşağıya doğru geldiğimizde and found the average conversion rate for Shopify store is 1.4%, yani %1.4 diyor arkadaşlar. Ortalama Shopify satıcılarının dönüşüm oranı
Hadi bakalım benimkine böyle mi? Benimki de aynen öyle arkadaşlar. Buradan benim mağazama geldiğimizde bakın 90 günlük ben sonuçları buradan çıkartıyorum. %1.47'lik bir geri dönüşüm oranım var. Amazon'a göre gerçekten çok düşük. Diğer detaylara da baktığımızda 90 günlük satışımız var. 3137 poundluk bir satışımız var. Bu da 4000 dolardan daha fazla. O yüzden video başına 4000 dolar dedim. Ve 3200'lük de session'ımız yani görüntülenmemiz var arkadaşlar sayfamızda. Amazon'a geldiğimizde bakın Amazon'un %10 ile 15 arasında diyor. Google'a direkt yazdım. Amazon average conversion rate diye. Amazon listing have conversion rate of 10% to 15% on average diyor arkadaşlar. Bence bu biraz abartı, onu da söyleyeyim. Çünkü normalde bizim Amazon'daki hesaplarımıza göre %5'in üstünde olan geri dönüşüm oranları iyidir. Bizimki normalde 7-8'lerde geziyor. Bazen 9 olabiliyor ama buraya mutlaka ben kendi satışlarımın da geri dönüşüm oranını ekleyeceğim ekran görüntüsü olarak. Onu da oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada 100 tane müşteri sayfamıza giriyorsa Amazon'da bizim 7'si 8 ürünümüzü alıyor. Ama Shopify'da 1'i 2'si alıyor. Arada çok ciddi farklar var arkadaşlar. Geri dönüşüm oranları çok farklı. Bu da tabii ki reklam maliyetleri olarak geri dönüyor. Bunları da mutlaka bahsedeceğim. Dördüncü maddeye geçtiğimizde karşımıza iş yükü çıkıyor arkadaşlar. Shopify iş yükü olarak Amazon'la kesinlikle kıyaslanamaz. Shopify'da reklamı, lansmanı, pazarlamayı, resimleri, Instagram içeriklerini, editlemeyi, Photoshop'u yani aklınıza gelebilecek her şeyi siz yapıyorsunuz. Bilmeniz gereken çok fazla alan var, çok fazla yer var ve her konuda biraz daha uzmanlaşmak zorunda kalabiliyorsunuz. İş yükü çok 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 fazla. Yani Amazon Shopify'a baktığımda pasif gelir gibi kalıyor arkadaşlar. Yapmanız gereken şeyler belli, formatlar belli. Hesaplamalarınızı güzel yapacaksınız. Resimleri koyacaksınız, yazılarınızı yazacaksınız ki bu formatlar zaten her zaman var. Bunları eğitimlerimize anlatıyoruz. Bunları yaptıktan sonra satışlarda da Shopify'dan çok daha iş yükü az olan PPC reklamlarıyla ilgileniyorsunuz. Yani Shopify reklamlarıyla Amazon reklamları arasında gerçekten çok ciddi farklar var. Bu bir yerde Shopify'a avantaj doğuruyor. Niye? Çünkü kontrolün tamamı sizde oluyor. Bundan birazdan bahsedeceğim Shopify avantajlarına geçtiğimizde. Ama iş yükü olarak baktığımızda Shopify'da yapılanlar uçsuz bucaksız, yani çok çok daha fazla burada mesai harcamanız gerekiyor. Beşinci maddeye geçtiğimizde ödeme çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Shopify'da maalesef bazı ödeme problemleri mevcut. Zaten Stripe'ı Türkiye üzerinden açamıyorsunuz. Shopify Payment ise Türkiye'yi desteklemiyor. Buradan ekranımın yansıtında karşıma çıkıyor zaten. Shopify Payment için destekleyen ülkeler diyor. Yine bu da Shopify'in kendi sesi. Bakın maalesef burada Türkiye mevcut değil. Açarken sizden birçok farklı belge istiyor. Biz çok uğraşmadık. Niye çok uğraşmadık? Çünkü bizim ürünlerimiz de İngiltere'de, ara depomuz da İngiltere'de, şirketimiz de İngiltere'de. Yani her şey İngiltere üzerinden yürüdüğü için biz sorun yaşamadık. Her şeyi takır takır hallettik. Fakat bu işi Türkiye'den yapmak isteyen, özellikle Shopify dropshipping yapmak isteyen arkadaşlarımız için ödemelerle alakalı büyük bir problem var. Amazon'da böyle bir problem yok arkadaşlar. Amazon'da ilk önce Payoneer ya da Wise hesabınızı açıyorsunuz. Bunları rahat bir şekilde açıyorsunuz. Açmakta herhangi bir problem yok. Açtıktan sonra Amazon hesabınızı açıyorsunuz. Ardından da bunları bağlayıp paranızı alabiliyorsunuz. Yani ödemeler konusunda da avantaj Amazon'da. Altıncı madde ise yetkinlik arkadaşlar. Shopify'da yaptığınız analizler bence yeterli değil. Amazon'daki analizler yani Helium 10, Viralant, Jungle Scout gibi yardımcı aracılarla analizleri çok iyi yapabiliyorsunuz. Kelime analizlerini, satış analizlerini, diğer ürün bulma gibi konularda size bu aracı kurumlar gerçekten çok fazla yardımcı oluyor. Bu çok fazla uzantı var yardım alabileceğiniz, destek alabileceğiniz. Fakat Shopify'daki Dropshipping.io bence yeterli bir uygulama değil. Analiz edeceğiniz yerler çok kısıtlı. Yani biraz daha Amazon'da işin ucunu görebiliyorsunuz. Hesaplarınızı daha orantılı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Orada çünkü talep bellidir. Talebe göre bir pasta vardır. Pastadan alacağınız pay da bellidir. Ama Shopify'da böyle değil. Biraz daha belirsiz olduğu için İşin ilgidişatını göremiyorsunuz. Örnek vermek gerekirse Reels videosu atarsınız. Belki 5 milyon, 6 milyon izlenir. Bunlar çok olası şeyler bu arada. O zaman talepleri karşılayamazsınız. Çok fazla sermaye çıkması gerekir cebinizden. Bu sermaye yoktur. Buna yetişemezsiniz. Siparişleriniz iptal olur. Ya da tam tersi 50 tane video atarsanız izlenmeleri çok düşük olur. İstediğiniz geri dönüşümü tutturamazsınız. Ve o zaman da ayırdığınız sermaye boşa gider. Yani dediğim gibi burada bir ölçeklendirme çok mümkün değil. Fakat Amazon'da bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tahminleriniz geleceğe yönelik veriler çok daha net, çok daha tutarlı oluyor. 7. ve Amazon'un son avantajı olan maddede başlangıç belirsizliği arkadaşlar. Amazon'da başlangıç yaparken bir sermaye çıkartabiliyorsunuz. Örneğin biz Avustralya için 1000 dolar, İngiltere için 2500-3000 dolar arası, Amerika için 5000 dolar ve üstü sermaye çıkartıyoruz ve bu sermayelerle artık danışanlarımıza minimum sermayelerle başlayabiliyoruz diyoruz öğrencilerimize.
Fakat Shopify'de bunun bir sınırı yok arkadaşlar. Yani şu kadar rakamla şu kadar ülkede başlayalım diyemiyoruz. Ülke kavramı yok zaten çünkü Amazon'da biz bir ülkede başlangıç yapıyoruz genellikle. Yani iki ülkede birden, üç ülkede birden satış yapamıyoruz. Ama Shopify'daki dinamik çok farklı. Siz satışa çıkarırsanız ürünleri ama ürünler dünyanın her yerinden alınabilir. Dünyanın farklı ülkelerine satılabilir. Özellikle dediğim gibi dropshipping iş modelinde olayın rengi tamamen değişiyor. O yüzden ne kadar sermayeyle başlayacağınız, bu işe ne kadar para ayıracağınız gerçekten belli değil. Reklamlara ne kadar para gideceği belli değil. Evet bunları kısabiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz ama bunlar biraz daha ileride belirli olan şeyler. O yüzden arkadaşlar başlangıçta Shopify'da bir belirsizlik mevcut diyorum ve artık Shopify'ın artılarına geçiyorum. Shopify'ın birinci ve bence en önemli artısı bir sınır yok arkadaşlar. Yani bir sınır yoktan kastım. İstediğiniz gibi reklam açabilirsiniz, tasarım yapabilirsiniz, pazarlamalar yapabilirsiniz, farklı stratejiler geliştirebilirsiniz. Instagram'a 100 bin tane de video atabilirsiniz. Web sitenizde istediğiniz kadar video kullanabilirsiniz. Bir standart, bir kalıp yok. Yani her şey size kalmış. Eğer ki işe çok fazla emek verirseniz, çok fazla katma değer katarsanız gerçekten ucu bucağı belli değil. Ama Amazon'da böyle değildir arkadaşlar. Belli kalıplar vardır. Yani Amazon der ki 7 tane fotoğraf koyabilirsin listene. Bir tane video koyabilirsin. Product description kısmına 4 tane fotoğraf ekleyebilirsin. Yazılarında örneğin 8 tane açıklama kısmı ekleyebilirsin. Başlığın 200 karakter olacak gibi gibi. Amazon'un bu şekilde bir kısıtlamaları vardır. Belli formatları vardır. Fakat Shopify'da bir format yok arkadaşlar. Her şey size kalmış. İstediğiniz yapabilirsiniz. Tamamen özgürsünüz ve aslında bu da çok büyük bir artı doğuruyor. O yüzden arkadaşlar Shopify'ın bence en önemli artısı bu. Bu birinci maddeydi. Geldik şimdi ikinci maddeye. İkinci maddemiz ise maliyetler. Arkadaşlar maliyet konusunda da evet reklam konusu muallak. Shopify'da reklamların daha fazla olduğu aşikar. Yani reklama harcanan para çok daha fazla. Lakin diğer giderler konusunda Amazon gerçekten acımasız. Amazon'da ciromuz üzerinden %35'lik %40'lık bir kesinti mevcut. Bu da büyük bir miktar olabiliyor yeri geldiğinde. Burada yine spesifik kendi ürünümden bir örnek vereceğim. Ekranımı paylaştığımda karşıma Ara Depo için yaptığım ödemeler çıkıyor arkadaşlar. Ara Depo'ya ben bu zamana kadar kaç para ödemişim birlikte hesaplayalım. Burada 103, 103, 103, burada 310 poundluk bir harcamamız var. Üst tarafta 240 poundluk bir harcama var. 310, 240 da 550 pound ediyor. Ardından alt tarafa geldiğinde 72 poundluk bir harcama var. 550 pound, 72 pound da yaklaşık 620 pound ediyor. 620 pound da 800 dolarlık bir ücrete tekabül ediyor arkadaşlar. Ben bunu 2,5 ayda ödedim fakat Amazon'da her ay 600 pound ödüyorum. Amazon'un storage fee'leri yani depolama ücretlerine. O yüzden arada gerçekten ciddi bir fark var. Burada Ara Depo'ya çok daha az ödüyoruz. Bunu kendi evinizde ya da bir arkadaşınızın, tanıdığınızın evinde yaparsanız bu rakamlar çok daha azalır. Biz İngiltere'de bir Ara Depo ile çalışıyorduk. Yine İngiltere'de çalışacağınız Ara Depo'ya göre fiyatlar farklı gösterir ama bizim çalıştığımız Ara Depo ortalama maliyetlerde arkadaşlar. O yüzden Amazon'a ödediğiniz burada para çok daha fazla ama dediğim gibi işin için reklam girince biraz durum değişiyor. Shopify'da reklam harcamanız çok daha fazla. Fakat Amazon'da da ilk başta bir yerlere gelmeniz için yine benzer miktarlarda reklam parası harcamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada Amazon'daki 600 poundluk aylık ödeminin de ekran resmini mutlaka buraya yerleştireceğim arkadaşlar. O yüzden Shopify masraflar, fiiller konusunda bir adım daha öne çıkıyor. Üçüncü maddeye geldik. O da rekabet arkadaşlar. Amazon'daki rekabet konusu biraz değişken. Yani siz ürününüzü pazara sürdükten sonra oradaki rekabet bir anda artabilir. Özellikle Amerika gibi hacmin çok yüksek olduğu, satıcı sayısının, müşteri sayısının yani tüm dünyanın orada olduğu pazarda rekabet bir anda artabiliyor. Biz tabii ki de öğrencilerimizi özellikle bu tarz pazarlar bu tarz ürün gruplarına uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki neticede bunun ne olacağı belli olmaz. Çünkü ürünün talebi bir anda artar. Arama hacimleri yükselir. Ve orada satıcı sayısı da artabiliyor arkadaşlar. Bu durumlarla nadir de olsa karşılaşabiliyoruz. Fakat Shopify'da böyle bir şeyin ihtimali yok. Çünkü tek satıcı sizsiniz. Yani burada önemli olan tek husus o müşteriyi sitenize çekmek arkadaşlar. Başka bir şey yok. Siteye çektikten sonra kıyaslayacağı başka bir mecra yok. Fakat müşteri Amazon'da ürün ismini yazdığında gördüğü birçok satıcı olacak. Birçok farklı mağaza olacak. Sizden yorumları daha iyi olan insanlar olacak. Ya da sizden daha sonra girip yorumlarını sizden daha hızlı arttırma ihtimali olan satıcılar olacak. O yüzden burada büyük bir rekabet içerisindesiniz aslında. Amazon'da yani işler durgun değil. Siz ürüne girdikten sonra yine ürünüze yatırım yapmak, yorum aldırmak, ürününüzü geliştirmek, yeni şeyler eklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Fakat Shopify'da bunu yapmasanız da belli bir kitleye ulaştıktan sonra yani artık reklamlarınızı oturtup Instagram'da belli bir kitleye ulaşıp satışlarınızı düzenli bir hale getirdikten sonra biraz daha rekabet konusunda avantaj sağlayabilirsiniz. Ama bu demek olmuyor ki Shopify'da da duracaksınız. İşi
pasif alabilirsiniz. Hayır arkadaşlar, Shopify'da da durmadan yeni içerikler çıkarmak zorundasınız iyi satışlar yapmak için. O yüzden Shopify'ın bir diğer artısı da rekabet konusu. Dördüncü madde ise ölçeklendirme arkadaşlar. Amazon'da satış yaparken satış yaptığınız ülke bellidir. Orada ürünle olan talep bellidir. Aranma hacmi bellidir. Yani bunlarda çok büyük farklılıklar yaşanmaz. Lakin Shopify'da ürününüzü dünyaya açabilirsiniz arkadaşlar. Dünyanın her yerine satabilirsiniz. Buradaki talebin ucu bucağı yoktur. Amazon'daki sistemde şöyle bir durum vardır. Bir pasta vardır. O pasta taleptir. O pastadan siz ne kadar pay alırsanız o kadar kazanç elde edersiniz. Ama Shopify'da pasta da sizsiniz, pay da sizsiniz, kazanç da sizsiniz arkadaşlar. Burada ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok emek verirseniz o kadar iyi yerlere gidersiniz. Ama tekrar tekrar altını çiziyorum arkadaşlar. Uğraşmanız gereken o kadar çok kanal var ki bu gerçekten bir anda olmayacak, kolay olmayacak. Amazon'daki ivmelenmeniz buna göre çok daha hızlı olacak. Bundan da bahsedeceğim en son yorumlarımda. O yüzden Shopify'ın burada biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz ve 5. maddeye geçiyoruz. 5. madde ise kitle erişimi. Amazon'un müşterisi Amazon'undur arkadaşlar. Fakat Shopify'daki müşteri sizindir. Yani Amazon müşterilerin iletişim bilgilerine ulaşmanıza izin vermez. Ama Shopify'da siz başka bir mecraya işinizi taşıdığınızda, başka bir web sitesi açtığınızda, başka bir marka kurduğunuzda bu müşterilerin bilgisi elinizde olduğu için e-mail market yapabilirsiniz. Reklamlarda retargeting yapabilirsiniz. Fakat bunu Amazon'da yapamıyoruz. Yani Amazon'da siz retargeting yapamıyorsunuz. Ürününüzü sattığınız müşteriye tekrar satmaya çalışma gibi bir durum söz konusu olmuyor arkadaşlar. Amazon buna izin vermiyor. Aslında satış yaptığınız müşterileri Amazon size kaptırmak, sizin markanıza vermek istemiyor arkadaşlar. Bunun tabii ki de farklı yöntemleri var. Ne yaparsanız gift kartla eklerseniz, QR kodla eklerseniz veya o verdiğiniz kartlarda ürünle beraber gidecek kartlara indirimler koyarsınız ve bu şekilde kişinin iletişim bilgilerini alırsınız. Bunlar da tabii ki farklı yöntemler, farklı stratejiler. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu Shopify'da çok daha basit. Bunun için Amazon'da biraz uğraşmanız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar 5. madde olarak kitleye erişimden bahsedebiliriz. 6. ve son Shopify artısına geldiğimizde o da belgeler ve dokümanlar oluyor arkadaşlar. Oyuncak satabilirsiniz, gıda ürünleri satabilirsiniz, bebek ürünleri satabilirsiniz. Yani cinsel ürünler hariç Shopify'da her şeyi satabilirsiniz. Herhangi bir belge doküman istemez. Fakat Amazon böyle değil arkadaşlar. Amazon'da bebek, çocuk ürünleri, gıda ürünleri satmak sertifikalar gerektiriyor, dokümanlar gerektiriyor. MSDS sertifikası, FDA sertifikası. Amazon'a birçok belge sunmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu süreç bazen biraz yorucu olabiliyor. Test raporları da istiyor Amazon. Yani Amazon'da müşteri memnuniyetini artırmak adına böyle belgeler vermek şart. Fakat Shopify'da bunları vermiyorsunuz. Hemen satışa girebiliyorsunuz. Amazon'da eğer bu tarz ürünler satmak isterseniz belli bir prosedürü aşmanız gerekiyor diyorum ve 6 maddeyi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu 6 Shopify avantajını da söyledikten sonra gelelim benim yorumuma. Yani Amazon'da mı satış yapmalısınız, Shopify'da mı? Arkadaşlar, sermayeniz düşükse ve çabuk ivmelenmek istiyorsanız, kısa zamanda bir yerlere gelmek istiyorsanız Amazon gerçekten bence bulunmaz bir kaftan. Burada Amazon'un size bahsettiğim kitlesinden, bu milyonlarca insanı çekmesinden siz de faydalanabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, belli bir yere geldikten sonra artık kendi ürününüz olduktan sonra Amazon'a müşteri kaptırmamak adına ya da kendi müşteri portföyünüzü oluşturmak adına Shopify'da satabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu tavsiye ederim. Yani elinizde herhangi bir ürün yoksa, sadece sermayeniz varsa yatırabileceğiniz $1000, $2000, $3000 gibi Amazon'da başlamak bence en mantıklı. Çünkü iş yükünüz de az burada arkadaşlar. O maddeden de bahsetmiştim. Shopify'da yapacağınız şeylerin sınırı yok. Yani bir anda çok fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. Pazarlama öğreneceksiniz, reklam öğreneceksiniz, içerik oluşturacaksınız, Photoshop bileceksiniz, video editlemeyi bileceksiniz, bunları bulacaksınız, fiyatlama politikalarına haberdar olacaksınız, envanter yöneteceksiniz. Yani bunlar bir insanın yapabileceğinden çok daha fazla iş yükü arkadaşlar. Çok fazla kol var. O yüzden Amazon'da biraz daha bu işin temellerini öğrenip, pazarlamanın, e-ticaretin ne olduğunu anlayıp ondan sonra Shopify'a geçmenizi ben tavsiye ederim. Fakat üreticiyseniz ya da bir üretici yakınınız varsa, elinizde hali hazırda satabilecek, stok problemi yaşamayacağınız bir ürün varsa o zaman Shopify'ı tavsiye ederim. Çünkü Shopify'da kendi müşteri portföyünüzü oluşturabiliyorsunuz. Ürününüzü istediğiniz şekilde pazarlayabilirsiniz. Sizin farklı içerikleriniz, farklı stratejileriniz vardır. Bunları kullanırsınız. Üretim yapıyorsanız zaten üretim kanadında vesaire elemanlarınız da vardır. Burada yardım edebilecek insanlar da vardır. Çünkü iş zaten bir yere gelmiştir. O yüzden Shopify'ı tavsiye ederim. Ama en nihayetinde benim nacizane fikrim arkadaşlar, her şeyi öğrenmeliyiz. Yani Shopify'ı da öğrenin, Amazon'u da öğrenin. İki platformu da görmek lazım. Bilgi güçtür. Ölene kadar bir öğrenme yolundayız arkadaşlar. Öğrendikten sonra aklınızda her şey çok daha net bir şekilde belirlenir. Amazon'da satış yapmak istiyorsanız 54 sayfalık çok güzel ücretsiz bir içeriğimiz var. Her şeyi buradan okuyup öğrenebilirsiniz. Amazon hakkında tüm detayları buradan görebilirsiniz ve ufak bir sermayeyle de Amazon'da başlayabilirsiniz. Onu da açıklamalar kısmına mutlaka ekleyeceğim. Buradan web sitemizdeki milyonline.com.tr'den ücretsiz
e-kitabımızı okuyabilirsiniz ve Amazon'u baştan sona öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Aklınızda kalan herhangi bir soru varsa veya bize eğitimlerimiz hakkında ulaşmak istiyorsanız 0542 471 9092 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.